61 yaşındaki Sıdıka Bekiroğlu 10 ay öncesine kadar böyle yatağa bağımlı değildi. O diz protezi için gittiği hastanede felç oldu. Bekiroğlu sol diz protezi için özel bir hastaneye gitti. Felç kalmasına anestezi doktorunun sebebiyet verdiğini iddia eden kadın, ameliyata akşam saatlerinde alındığını ve ameliyathanenin içerisinde kavgalı gürültülü bir ortam olduğunu söyledi. Bekiroğlu'na doktorunun erkek olduğu söylendi ancak o ameliyata girdiğinde doktorunun kadın olduğunu öğrendi. Ameliyat öncesi kadın doktor Bekiroğlu'na defalarca iğne yaptı. Durumdan rahatsız olan Bekiroğlu bunu dile getirdiğinde azar işitti. Yapılanlar karşısında şaşkınlık yaşayan kadının ameliyat sonrasında belinden aşağısı tutmuyordu. İddiaya göre anestezi sırasında uygulanan iğneler yüzünden felç oldu. Burada gördüğünüz gibi paraplejik diyor %88 engel oranı kişinin. Talihsiz kadın oğlunun hastane masrafları için arabayı sattığını ve hastaneden hiçbir şekilde yardım görmediklerini söylüyor. Sıdıka Bekiroğlu'nun ailesi de bu hataya sebebiyet veren doktora ve ilgisiz davranan hastane çalışanlarına öfkeli. Hayır, biz bilmeyebiliriz ama siz doktor olarak bunun nereye sevk edilmesi gerektiğini gayet iyi biliyor olmanız lazım. Dava da açtık bununla ilgili. Mahkeme süreci devam ediyor. İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı hastane yetkilileri o dönem görev yapan başhekim ve ameliyatı gerçekleştiren doktorun hastanelerinden ayrıldığını söyledi. O dönem hastanede görevli başhekimse konuyla ilgili konuşmuyor. Demek ki iki arasında.